Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Google Chrome'daki iki hesap arasında şifrelerin bir hesapta toplanması, sık kullanılanların yani yukarıda şuradaki yerimlerinde bulunan web sayfalarının dışarıya aktarılıp diğer hesaba kolaylıkla nasıl alınacağı, yine bu hesapta bulunan şifrelerinizin dışarıya aktarılıp şu hesaba gelip ikinci hesaba gelip oradan içeriye kolaylıkla nasıl alacağınızı anlatacağım. Önce birinci hesabımıza giriyorum. Bende 2 adet hesap var. Ben şu hesapta bulunan, şu anda giriş yaptığım hesapta bulunan şuradaki giriş yapalım öncelikle. Şöyle tıklayayım. Şuradaki yerimlerini, bu sizde çok çok fazla olabilir tabii ki. Şuradaki yerimlerini ben ikinci hesabıma aktarmak istiyorum. Çok fazla yer var. Yine şifreler kısmına geldiğimde Google'daki şifreler kısmı tabii bu. Chrome biliyorsunuz bizim şifrelerimizi kaydediyor. Şifreler kısmında şurada 2 adet şifremin kayıtlı olduğunu görebiliyorum. Buradaki tabii sizde bu çok fazla olabilir. Buradaki şifrelerimin de ikinci Google hesabıma, Gmail hesabıma hepsinin sorunsuz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde aktarılmasını istiyorum. Peki nasıl yapacağız bunu? Öncelikle şöyle yapalım. İlk olarak Google Chrome'u açtık. Sağ üstteki ayarlar düğmesine tıkladık. Burada yer işaretleri yazan yere geliyoruz. Yine yer işareti yöneticisi yazan yere geldik. Kayıtlı bulunan yerimleri ilk olarak şuradaki adres çubuğundaki sık kullanımları yedeklemeyi anlatıyorum ben. Buradakileri hepsini şöyle sağ üstteki yine ayarlar düğmesine tıklayıp yer işaretlerini dışarıya aktar yazan yere tıkladım. Masa üstüne yer işaretlerimi kaydettim. Ardından şifreler kısmına geliyorum. Şifreler kısmında şurada bu ekranda hemen şurada yazan Google hesabınızdaki şifreler gösteriliyor. Yazan yerdeki Google hesabınızdaki yazan yere tıklıyorsunuz. Şurada sağ üstte dışarı aktar diye yazan şifreleri dışarı aktar yazan yerden sadece sizin görebileceğiniz bir Excel dosyasıyla alabiliyorsunuz. Ama diğer hesabınızın içeriye aktarma özelliğinde kullanacağı dışa verme olayını buradan yapıyoruz. Nereden? Google hesabınızdaki yazan yere tıkladım. Bu ekran geliyor. Bu ekranda şifre yöneticisi yazan yerin sağ tarafındaki çark işaretine tıkladık. Burada şifreleri dışarı aktar diyoruz. Dışarı aktar dedik. Şifrelerimiz sol alt köşeye. Önce benden bir şifre istedi. Mail şifremi tabii. Şu anki mevcut mail şifremi. Şifrelerin dışarıya aktarılacağı hesabın şifresini aldım. Sol alta şu görmüş olduğunuz .csv uzantılı dosyamızda indi. Bunu da ben masa üstüne alayım. Bunu da masa üstüne alabilmem için öncelikle öbür izin vermem lazım. Önemli değil. İndirilenler dosyasında beklesin. Ne yaptım? Şuradaki yerimlerini yine bu Chrome'daki bu hesaptaki şu hesabımdaki bütün kayıtlı şifreleri ben yedekledim. Şimdi ikinci hesabıma geçiş yapıyorum. Şöyle oturumu kapat diyeyim. Oturumu aç diyelim. Farz edelim ki artık ben şu maili kullanacağım ama buradaki kayıtlı yeri adres yerimlerini, sık kullanımları ve şifreleri şuraya almak istiyorum. Hemen ikinci hesabıma giriş yapıyorum. Şifremizi girdikten sonra bakın görmüş oldum. Ben bunları daha önce eklediğim için var. Sizde bu yok ise hemen şöyle yapıyoruz. Önce şu sık kullanılanları bir alıyorsunuz. Şuradaki sık kullanılanlar listesinde almak için önce ne yapıyoruz? Önceki yedeklediklerimiz masa üstündeydi. Yine aynı yerimlerine geliyorsunuz. Yer işareti yöneticisine geliyorsunuz. Burada ayarlar sekmesine geliyorsunuz. Örneğin şunları kaldıralım biz. İlk defa alıyormuş gibi gösterelim. Hiç yok bakın. Tek tıkla. Şunu açtıktan sonra bakın hiç adres çubuğunda adresimiz yok. Hemen nasıl alacağımıza anlatımına geçelim şimdi. Evet buradaki bütün adreslerimizi sildik. Hemen şuradaki ayarlar tıkma yerine geliyoruz. Burada bu sefer yer işaretlerini içeri aktar yazan yere tıkladık. İndirmiş olduğumuz yer işaretleri masa üstündeydi. Şuradaki bookmarks yazan yer zaten desteklemediklerini seçemiyorsunuz. Buna geldikten sonra aç diyoruz.
Bakın bütün yer işaretleri geldi. Yukarıya da geldi. Bu yer işaretleri bu hesabımıza geçti. Şifreleri de şöyle yaptık. Hemen şifreler yazdık tekrar. Google Chrome'daki şifrelere geldik. Yine Google hesabınızdaki yazan, bakın burada hiç kayıtlı şifremiz yok şu anda. Google hesabımızdaki yazan yere tıkladık. Burada yine şifre yöneticisi yazan yerin sağ tarafındaki çarka tıklıyoruz. Bu sefer de burada içeri aktarma yazan yere tıklıyorum ben. İçeri aktarma yazan yere tıkladıktan sonra dosyayı seç yazan yere tıkladık. Neredeydi? İndirilenler klasöründeydi. Ben bu şuydu. CSV uzantılıydı. Onu açtığımda içeri aktar dediğinde iki adet web sayfasının evet iki şifre içeri aktarıldı dedi zaten. İki tane şifrem benim web sayfasına gelmiş olması lazım. Hemen password sayfasını yenileyelim. Birazdan senkronizasyonu açtığımda burada şifrelerimi görebileceğim arkadaşlar. Şifreleri içerek aktarma işi de bu şekilde arkadaşlar. Örneğin deneyecek olursak, örneğin ne var? Bizim sayfa olması lazımdı. Örneğin diğer sayfadan hemen zaten giriş yaptı. Çıkış yapayım. Burada hiç kayıtlı değildi normalde şifre. Ben geldiğimde şuradaki şifreleri aç diyorum tabii. Bunu açmam için. Bakın hepsi geldi şimdi. Sizin az önce göstermiş olduğum Google'dan da Google şifrelerinde şifrenizi yönetmesine izin vermeniz gerekiyor. Onu da yapabilmek için az önce gelen ekrandaki evetli hayırlı sayfaya izin vermeniz gerekiyor. Bir Gmail hesabında kayıtlı bulunan şifre ve yer imlerini diğer bir Gmail hesabına aktarma işini de bu şekilde yapabilirsiniz. Kolay gelsin.